Dünyası başlıyor, saatler 17.45. Ben de Didem Arslanoğlu. Hepinize bir kez daha merhaba. Yanında çok kıymetli bir misafirim var bugün. PwC Türkiye Kıdemli Ortağı Cenk Ulu. Cenk Bey, hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim Didem Hanım. Hoş bulduk. Çok teşekkürler. Estağfurullah, biz teşekkür ediyoruz. Bu arada ben Cenk Bey'e reklam arasında nasılsınız, iyi misiniz, sakin miyiz dedim. Didem Hanım gayet iyiyim. Bu ara mobese kamerası görsem konuşmaya başlıyorum zaten dedi. O yüzden çok güzel, çok akıcı olacağından hiç şüphem yok. Bu arada o fikri ben de belki bugün itibariyle biraz uygulamaya başlayabilirim. Bende de var, bir çekiyor böyle bir kamera gördüğüm zaman beni. Çok güzel. Peki. Şimdi efendim, sizin bir raporunuz yayınlandı ki biz bloomberg.com sitemizde de bu raporun detaylarını paylaştık. Son derece de önemli bir konu başlığı. Bizi izleyenlerin de çok ilgisini çekeceğinden eminim. Siz yurt dışı yatırımlar araştırmasını yayınladınız. Daha henüz yeni, bu hafta başında. Ve şöyle bir notum var önümde. Yurt dışına yapılan doğrudan yatırım miktarı 4.7 milyar dolar olmuş. Şimdi bu bir manşet ama bunun altını dolduran eminim tonlarca detay var. Size sorayım ben, neydi araştırmanızın sonucunda böyle en çarpıcı bulgular? Teşekkür ediyorum. Bir defa şöyle başlayayım istiyorsanız, neden bu araştırmayı yaptık? Çünkü biz PwC olarak yaklaşık 42 yıldır Türkiye'deyiz. 3000 kişilik bir ekip olarak işte denetim, vergi, danışmanlık alanına hizmet veriyoruz. Ve her yıl bir araştırma yapmaya çalışıyoruz. O araştırma ile de iş dünyasının trendlerini yakalayarak onlara biraz ışık tutmak, biraz rehberlik yapmak istiyoruz. Peki niye bu konuyu araştırdık diye baktığımızda, özellikle 2002 sonrasında Türkiye birazcık daha dünyaya açıldı. 2016 sonrasında da Türkiye'den yurt dışına olan yabancı Türk yatırımlarının miktarları arttı. Ancak bu konuda herhangi bir çalışma biz bulamadık. Ne akademik bir çalışma vardı, ne bizim gibi firmaların yaptığı bir çalışma vardı. O yüzden biz bunu hem ölçmek istedik, hem de burada gerçekten dinamikleri ne, motivasyonları ne, hangi ülkeye gitmek istiyorlar, zorluklar neler yaşandı. Bunları bulmak istedik. Buradaki ana amacımız da bundan sonra gidecek olan veya bu yatırımı yapacak olan firmalara esasında yol göstermek, rehber olmak. Müsaadenizle arkadaşlarımdan rica edeceğim bir kez daha paylaşsınlar. Çünkü OPEC Plus toplantısı malumunuz bugüne ertelenmişti. Günlük 1 milyon varil ek arz kesintisinde anlaştığını açıklıyor OPEC Plus'tan. Hemen dönüyorum ve Brent ile WTI'ye bakıyorum. Aslında tabii WTI tarafı biraz daha hareketli olmakla birlikte öyle çok da önemli bir değişiklik şimdilik gözüme çarpmıyor. Gelişmeler oldukça konuşmaya devam edeceğiz. Pekala, çok da iyi yapmışsınız böyle bir raporu, böyle bir araştırmayı yapıp gerçekleştirip raporu yayımlamakla. Şimdi gelelim orada elde ettiğiniz bulgular. Bir kere bu 4.7 milyar dolara ulaşan doğrudan yatırım miktarı 2023'e dair bir rakam mı, yoksa daha farklı bir skopta mı bakıyoruz, zamanda mı bakıyoruz? Şöyle, yani baktığımızda geçmişte 3 milyar dolar ortalamalar, şu an 4.7, muhtemelen gelecek yıl itibariyle 5 milyar dolarlarda olacak. O nedenle sadece bir yıllık bir peak yaşamıyoruz. Onu geçmişte yaşadık. Yani bir Türk firmasının büyük bir satın alması olduğunda geçmişte yaşamıştık. Onun civarında 3 milyar dolarlarla giderken şu an 5 milyar dolar ortalamaya oturdu ve biz açıkçası böyle gideceğini, 5 milyar dolar olarak gideceğini tahmin ediyoruz. İstiyorsanız şey de söyleyeyim, kimler gidiyor, hangi sektörler? Ya ben onu soracağım. Efendim? Kimler gidiyor, bir de bu yatırımların mahiyeti ne? Yani mesela hangi alanlarda daha çok yurt dışına yatırım gittiğini görüyorsunuz? Yurt dışında nerelere gittiğini görüyorsunuz? Biraz açalım onları. Şimdi ilk önce kimler gidiyor diye baktığımızda ağırlıklı üretim, madencilik de var burada açıkçası. Hı hı. Yani kimyasal kısmı da var. Ağırlıklı imalat kısmı gidiyor, inşaat kısmı gidiyor. Arkasından da finans ve sigorta faaliyetleri takip ediyor ama ben ağırlıklı olarak baktığımda burada imalat sanayi. Çünkü Türkiye gerçekten iyi bir üretici oldu son belki 30-40 yıllık hikayesi içerisinde. Özellikle otomotiv ve beyaz eşya, kahverengi eşyada özellikle tedarikçi ve tedarikçi noktasında iyi bir noktaya geldi. O da Türkiye'nin yurt dışı açılmasında üretim kapasitesi, üretim yetkinliği, mühendislik yetkinliğinde iyi bir yere getirdi. O nedenle genelde gidenler bunlar. Yoksa bizim çok kuvvetli markalarımız var, markalarımız taşıyor değiliz. O noktaya da inşallah bir gün geliriz. Hı hı. Ama şu an daha çok yaptığımız üreticilerimiz gidiyor. Örnek veriyorum, bir beyaz eşya üreticimizin yurt dışına yatırımıyla beraber Romanya. Oraya gidiyorlar.
Oradan diğer firmalara destek vererek oradan Meksika'ya doğru, oradan işte Hindistan'a doğru devam ediyorlar. Böyle uçsuz bucaksız bir imkan var aslında dünyaya bakıldığında. Peki sektörlerden bahsettiniz, pazarlardan da biraz bahsedelim. Pazarları da şöyle açıklayalım. Bir defa bir yapı kurarak gidiyorlar. Yapı kurarak gittiklerinde genelde yapıları birazcık da ikili vergi anlaşmaları diğerleri diye baktığımızda Hollanda biraz öne çıkıyor. Ama genel olarak Avrupa önde. Yani baktığımızda Avrupa yapısı üzerinden gidiyorlar. Peki nerelere gidiyorlar ülke olarak diye baktığımızda bir defa Avrupa ciddi bir nokta. Almanya, Romanya, Hollanda gibi geçmişte Rusya giderek cazibesini kaybediyor. Birleşik Krallık bunun içerisinde. Tercih edilmediğe baktığımızda son yıllarda biraz sonra onu da söyleyeceğim. Tercih edilmedi Amerika, Türkiye'nin bence yeni keşfettiği pazar. Türkiye özellikle Amerika Birleşik Devletleri pazarına yeni yeni yatırım yapmaya başlıyor Türk şirketleri. Bugüne kadar klasik olarak Avrupa pazarı, tabii ki bizim işte Irak gibi klasik pazarlarımız var ve Rusya vardı ama Rusya tabii ki son olaylardan sonra cazibesini birazcık kaybediyor yatırım ortamında. Peki şimdi bunlar tabii son derece önemli. Bir de biz bu ara hep şey konuşuyoruz ya Cenk Bey, yani küreselleşmeden ziyade bölgeselleşme, ikili ilişkiler, daha böyle küçük gruplar halinde işbirliklerin arttırılması vesaire. Bu anlamda da coğrafi yayılım aslında bence önemli. Ama ne tür bir motivasyonla gidiyor bu şirketler yurt dışına yatırım yapmaya diye de merak ediyoruz. Çünkü içeride de istihdamla ilgili sıkıntılarımız var. İşte üretmekle ilgili, yüksek kalite ürünler çıkarmakla ilgili. Biz bir yandan içerideki gelişmeleri yakından takip ederken bazı firmaların, bu firmaların yurt dışına gidiyor olmaların arkasındaki hikaye ne diye de merak ediyoruz. İstiyorsa ilk önce lokasyon nasıl belirliyorlar bizim yaptığımız çalışmaya göre? Tabii ki o da motivasyonun bir parçasıdır diye tahmin ediyorum. Tabii motivasyonu çok benzer. Evet. Bir defa pazar büyüklüğü çok önemli. Dediğiniz gibi artık ülkeler birazcık daha özellikle Trump'tan sonra daha içlerine kapandı, daha koruyucu olmaya başladılar. O nedenle pazar büyüklüğü önemli, coğrafi konum önemli, yatırım ortamı, hukuk güvenliği ilk dört kriter. Bakın verilen teşvikler ve vergi avantajı lokasyon belirlemede öne çıkmıyor. Yani hani genel klasik algımızın ötesinde. Peki neden yatırım yapıyorlar diye baktığımızda, yani neden yurt dışına yatırım yapıyorlar? Bir defa firmalar Türkiye'den kaçmıyor, onu söyleyeyim. Türkiye'de yatırım yaptıkları yatırımları replike ediyorlar. O bence önemli bir şey. Yani Türkiye'de yatırımları var, replike ediyor. Peki niye yapıyor? Bir defa pazara ulaşıyor. Oradaki pazara ulaşıyor. İkinci kriter, döviz bazlı gelir elde ediyor. Müşteriye yakın oluyor, rekabet avantajı yaratıyor, bir de çok önemli finansmana ulaşabiliyor. Özellikle yurt dışında belirli süre kalıp artık kredi skorlarınız yükseldikten sonra Türkiye'ye göre daha avantajlı olarak krediye ulaşıyorsunuz. İçerideki yumuşak karnımız biraz. Biraz. Evet, ama burada motivasyonun içerisinde anladığım pazara ulaşma, müşteriye yakınlık aslında hem içeride hem dışarıda yatırımı olan şirketler için büyüme. Son kertede de büyüme gibi bir nihai amaca ulaşıyorlar herhalde. Kesinlikle nihai amaç büyüme. Biz çünkü yurt dışında nelere bakıyorsunuz diye baktığımızda öne çıkanlar inanın pazara ulaşım şey de önem veriyor. Politik istikrara da önem veriyorlar. O nedenle son yıllarda şunu görüyoruz. Biz danışmanlık yaptığımız firmalarda güvene doğru gidiyorlar. Hı-hı. Güven neresi diye baktığımızda birazcık Avrupa ve Kuzey Amerika'ya doğru gidiyorlar ki İngiltere'de buna dahil olmak üzere. Çok risk alarak daha geliri yüksek olan pazarlara gitmiyorlar. Ve gidişleri de kesinlikle büyüme, yoksa bir vergi avantajı elde edeyim, bir teşvik alayımın ötesinde birazcık daha büyüme, oradaki müşterilere yakın olma, pazara yakın olma tercih ediyorlar. Çünkü bizim firmalarımız genelde bir büyük yatırımcıya destek veren firmalar şu an. Yavaş yavaş markalarımızı oluşturuyoruz. Onların yanında olmak istiyorlar. Peki. Süremin sonuna geldim ama böyle bir cümleyle eklemek istediğiniz ne var bu rapora? Şunu söyleyeyim bir cümleyle. Bir defa Türkiye'nin yurt dışına çıkması bence biraz gecikmiş ama doğru bir karar. Yurt dışına çıkarken en çok neye zorlandığınızı biz sorduk. Orada da insan kaynağına ulaşmak. Çünkü o tecrübeyi de etmek zor. Şunu da sorduk. Memnun musunuz yurt dışına gitmekten? %89 mutluyuz dedi. Demek ki bu yatırımlar devam edecek. Peki bundan sonra gideceğiniz destinasyon neresi diye sorduğumuzda bakın hep Almanya, Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere, Romanya gibi ya Avrupa ülkeleri ya da pazarı büyük, hukuk ve istikrarı kuvvetli olan ülkelere doğru gidiyorlar.
Ya Cenk Bey, ben size son bir soru sorayım. Bir sonraki araştırma raporunuz neyle ilgili olabilir? Bunu bir seri olarak devam ettirmek istiyoruz açıkçası. Özellikle Hulusi Yatırım'da karşılaştıkları zorlukları nasıl giderdiklerini de bir araştırmayla inşallah bir sonraki yayınımızda da sizinle yaparız. Umarım, çok da güzel geliyor kulağa. Çok teşekkür ediyorum. Ayağınıza sağlık. Efendim, eş dünyasında bir reklam arasına gidelim. Dönüşte kaldığımız yerden devam edeceğiz.